Evet Soner Bey, eminim. Geri dönüş olmayan bir yola giriyorsun Pala. Pala kim oğlum? Ah, yeni bir dizi işe aldım da kusura bakma kafam gitti. Neyse, emin misin sen Cem? Evet, geri dönüşü olmayan bir yoldayım, farkındayım. Ama bu derin yapı çığırından çıktı. Ne biliyorsam anlatacağım. Elle tutulur bir şeyler vardır umarım. Derin devlet, terör, JITEM, PKK'dan devşirilen muhbirler, silah ticaretleri, Güneydoğu'da dönen pislikler, devletin gücünü kullanan istihbaratçılar ve aklına gelebilecek bütün karanlık işler hakkında bilgim var. Sana ne lazım? Harika! Dur, malzemelerim dolapta olacak. De hemen dönüyorum. Harika lan. Bu muhteşem bilgiler sayesinde yeni kitabımı tamamlayabileceğim. JITEM. Yok lan yok. Derin devlet. Çok popüler kültür be. Binbaşı Ersever'in itirafları. İlk baskı 10.000 olacak. Evi değiştirme vakti. Cem, yaşıyor musun? Birader dejavu olacak ama. Yok, uzanıyorum. Derin devlet. Türk milletinin komplo teorilerle kafayı yediği bu karanlık kavram anayasada belirlenmiş devlet yapısı dışında oluşturulan ve bir devletin siyasi liderliğinden bağımsız olarak kendi gündem ve hedeflerinin peşinde koşan güç ağlarından oluşan bir devlet yapısını ifade eden siyasi terimdir. Türk anayasasının 6. maddesinde şöyle der. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yani Yusuf Kayaalp anlatım tarzına göre derin devlet devletin yasal olarak yapmayacağı işleri yapan karanlık bir kavramdır. Zamanında sürekli aydınlık için derin devletin hukuk önünde perişan olmasını isteyen halk günümüzde derin devletin gücüne tapmaya başladı. Derin devletle ilgili kitap mı yazdın? 10 binlerce satıyor. Derin devletle ilgili dizi mi yaptın? 100 binlerce rating alıyor. Ya da derin devletle ilgili YouTube'da video mu yaptın? Evet dostum. Milyonlarca izlenme aldın. Like'lar da cabası. Her ne kadar Avrupa'da devlet halk için var olsa da Türkiye'de bunun tam tersi, yani halk her daim devlet için vardır. Yani kanka diyorum ki Türkiye'de devlet babadır, ne yapsa haklıdır, kutsaldır. İşte bu andan itibaren bazıları tribe girerek kendilerini devletin oğlu olarak görür ve babaları da habersiz gizli koruculuk görevi yaparlar. Hatta bazen veraset haklarını kullanarak babalarını korumak adına onun koyduğu kuralları çiğnerler. Tabi bazıları elde ettikleri bu güçle delirip kendi işlerini de hallederek keseyi doldurmayı ihmal etmezlerdi. İşte biz bunlara derin devletin silahşörleri deriz. Aslan Akbey'in adamı Abdullah Çatlı mı dersiniz? JITEM'in patronu Cem Ersever mi dersiniz? Operasyon babası İskender Büyük yani Veli Küçük mü dersiniz? Namı diğer Pala mı dersiniz bilmem ama derin devletin terminatörü Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'a göz atmanızı tavsiye ederim. Kimi için yeşil faili meçhul cinayetlerin failiydi. Kimine göre derin devletin tetikçisi, kimine göre de karanlık bir hayduttu. Ama ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin en gizemli isimlerinden biriydi ve derin devlet kavramının ete kemiğe bürünmüş haliydi. Bildiklerini kitaba dökseydi yılın yazarı olup parayı vurabilirdi ama o illegal işleri tercih ederek para kazanmak istedi. Peki devletin kara kutusu yeşil efsanesi nasıl ortaya çıktı? Yeşil kimdi? 1953'te Bingöl'de ortaya çıktı, yani spamlandı. Çocukluğu ailesinin fakirliği yüzünden klasik bir şekilde bu rezalet geçti. Askerlik çağına geldiği zaman şafak saymaya başlayan Mahmut Yıldırım tezkeresini bitirmeden Kıbrıs harekatı başladı ve savaşa katıldı. Askerlik sürecinde operasyon ve istihbarat amaçlı çalıştığı için tezkere sonrasında devlet onunla tekrar çalışmak istedi. 1970'lerde dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de büyüyen bir komünizm dalgası vardı. Hükümetler komünist devrimden oldukça tırsıyor, bunu önlemeye çalışıyordu. İşte bu yüzden MİT bünyesinde çalışacak gözü kara adamlar istiyordu. Bu isimlerden biri tabii ki de Mahmut Yıldırım'dı. Artık o MİT çalışanıydı ve kafayı milliyetçiliğe takmıştı. Ne? Onunla sosyalizm hakkında tartışmak mı istiyorsunuz? Bunu en son yapanlardan birini sizlere temsil olarak göstermeme izin verin. Ya birader, yok komünizmmiş, sosyalizmmiş, Marksizmmiş. Bu tarz sapkınlıkları kafanızdan atacaksınız. Ya kardeşim bak, sosyalist yönetim şeklinde eğer iki ineğin varsa hükümet... Ya bir bitmeden ne zaman? Sadece komünizm değil, Erbakancılar dahil Hizbullahçıların arasına dahi sızarak bilgi toplayan Mahmut Yıldırım işi tereyağından kıl çeker gibi yapıyordu. Ama bal tutan parmağını dayalardı be dostlarım. Yeşil oldukça zor bir adamdı, keyfine göre adam öldürmekten de çekinmiyordu. Onun bu başına buyruk hareketleri MİT'ten tabiri caizse kovulmasına sebep olmuştu. Artık freelance bir şekilde Güneydoğu'da takılmaya başladı. Arada bir bölgenin güçlü isimlerine gözdağı vermeyi de ihmal etmiyordu. Oldukça usta bir istihbaratçı olduğu için birçok derin yapı onunla çalışmak istiyordu. Bunlardan biri de PKK'ya karşı kurulmuş olan JITEM'di. JITEM, birader madem psikopatım, adamı affetmem, vatan sevdalı isim diyorsun, o zaman gel bizimle çalış diyerek Mahmut Yıldırım'ı transfer etmişti. İşte Yeşil namını bu andan itibaren kullanmaya başlayacaktı. JITEM'in en büyük ikinci adamı konumuna yükselen Yeşil Tunceli bölgesinde hem PKK'ya darbeler vuruyor hem de namını yayıyordu. Fakat yerel halkın büyük bölümü karanlık ve acımasız olduğu için ondan nefret ediyordu. Hatta rivayetlere göre bölgenin halkı, evlat artık uyumayı düşünmüyor musun? Boş ver be peder bey. Hepimiz çocuğuz, keyfine bak. Bak uyumazsan seni yeşile veririm. Aa, bir anda uyku bastırdı, ben yatayım artık. Sen de fazla gitme kadıncağızın üstüne. PKK'ya maddi olarak destek veren zengin iş adamlarını alıkoyuyor, işlerinden geçerek hem örgütü olan desteği kesiyor, hem de para trafiğinin varış noktasına kendi hesabını koyuyordu. Hatta Güneydoğu bölgesindeki uyuşturucu baronlarını arayıp... Yalnız yedirmez herhalde. Yalnız giyen adama da bir yurt tutuluyor. Ne anladın mı ne dediğini? Diyerek sıfır sermaye ile uyuşturucu baronlarına ortak oluyordu. O sırada okey taşı çalıp sıfır sermaye ile Instagram postları atan tek rakamlı IQ sahipleri de...
Bırakın portakalda vitamin olmayı, daha tarlanın toprağına bile karışmamışlardı. Fakat kullan namı al maaşı hareketleri yoktu Yeşil'in. JITEM bünyesinde operasyonlara katılıyor, örgütten istihbarat topluyor, daha sonra edindiği bilgilerle bölgedeki PKK yapılanmaları da kabrine kavuşturuyordu. Hatta bizzat PKK'nın içine bile sızdığı oluyordu. Akşam ne yapacaksın be Haval? Ne yapalım be Haval? Bulursak sağda solda dört ayaklı yolumuza bakacağız. Bağımsız olmadın mı hala? Hadi canım. Önün arapı değil mi lan o? Hani? Nerede? Sizlere Yeşil'in JITEM'in ikinci adamı olduğunu söylemiştim değil mi? Harika. O zaman bir numaralı adama göz atmak ister misiniz? Bam. İşte size binbaşı Ahmet Cem Ersever. Adamın tesislerinin gölgesinde rakı balık keyfi yapmayan da ne bileyim yani. Cem Ersever JITEM'in komutanıydı. PKK'ya karşı oldukça stratejik bir şekilde mücadele ediyordu. Yeşil gibi gaddar bir insan da değildi. Hatta PKK'ya karşı kullanmak için teslim olan teröristlere bir şans bile veriyordu. Fakat işin içine daha da çok girdikçe boka bulaştığını anladı ve bu durumdan çok rahatsız oldu. Devletin derini o kadar pis ve korkunçtu ki bunu protesto etmek için askerlikten istifa etti. İşi daha da ileriye götürerek gazeteci Soner Yalçın'a büyük sırlar vermeye başladı. Soner Yalçın'la yaptığı konuşmalarda devletin terörle olan mücadelesini ağır bir şekilde eleştirerek Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetleri ifşalıyordu. Ama devlet mahremini ifşalayanı sevmezdi. Bu yüzden Cem Ersever'i kara listeye almışlar ve infazı gerçekleştirmesi için de Yeşil'i görevlendirmişlerdi. Cem Ersever Yeşil'in peşinde olduğunu çoktan anlamıştı. Hatta bunu Soner Yalçın'a söylediği zaman, "Peki Yeşil'den korkmuyor musun? Onlar benim kim olduğumu iyi bilirler. Onlar bölgede dev, bilmedikleri coğrafyada cüce olurlar." diyerek gövde hariç kaç kilo olduğunu çilemişti. Ama işin eninde sonunda hemen dönüyorum. Vay Yeşil, Ahmet, sağda solda beni soruyor, arkamdan atıp tutuyor musun? Bozuk şarap mı içiyorsun oğlum sen? Karanlık yapıları ifşalamak da nedir? Ha? İşin sonunda Cem Ersever öldürüldü ve cinayet bir numaralı şüpheli olan Yeşil'e kaldı. Cem Ersever'in Soner Yalçın'a itiraf ettiği bütün bilgiler bizzat Soner Yalçın tarafından yazılan Binbaşı Ersever'in itirafları kitabında anlatılmaktadır. Bir süre sonra Yeşil elini ayağını işten çekip birkaç yılına kendini evine kapatmıştı. Sıkıntıdan patlayan Yeşil göreve dönmek isterken şans onun ayağına çoktan gelmişti. MİT tekrar Yeşil'le çalışmak istiyordu. Fakat bu seferki görev oldukça zordu. 90'larda PKK ve APO Türkiye'nin bir numaralı gündemiydi ve siyasiler için bu harika bir fırsattı. Nitekim Abdullah Öcalan'ı alt etmek iktidarın kapılarını sonuna kadar açmak demekti. Alparslan Türkeş de Apo'nun kellesini almak için yeminler etmiş, bu doğrultuda tetikçiler kiralayıp Suriye'ye yolluyordu. Sadece Türkeş değil, Tansu Çiller ve Turgut Özal da bu konunun üzerine düşmüşlerdi. Yani Apo'yu ortadan kaldıran Türkiye Cumhuriyeti'nin unutulmaz ismi olacaktı. Bu yüzden birçok siyasi Apo'nun ölümü için tetikçileri fonlamaya hazırdı. İşte bu silahşörlerden biri de Yeşil'di. Kırmızı kod adıyla MİT'ten transfer edilen Mahmut Yıldırım Apo'yu öldürmek için harekete geçmişti. Tunceli, Ankara ve Diyarbakır derken yolu bu sefer Şam'a, Lübnan'a, hatta ilerleyen dönemlerde Atina'ya uzanacaktı. Günlerce Apo'yu öldürmenin yollarını arayan Yeşil tahmin ettiğiniz gibi bunu başaramadı. Hatta Mossad taktiklerine bile başvuran tetikçiler işin sonunda fiyasko ile karşılaştılar. Söylentilere göre Apo'nun yakınlarında bulunanlardan bir kısmı hem MİT hem örgüt için çalışıyordu. Yani tarak kürek teoriler ortada. Yeşil sıçarım yapacağınız istihbarat işine diyerek tekrar ana vatana dönmüştü. Ama vukuatı bitmemişti. Bu sefer de kafayı derin devletin Polat Alemdar'ı olan Abdullah Çatlı'ya taktı. Çatlı'yı sürekli tehdit eden Yeşil işin dozunu kaçırarak sağda solda onu ele geçirirsem kafasını koparıp kelle paça yapıp içeceğim tarzında hem ürkütücü hem de mide bulandırıcı tehditler savuruyordu. Her ne kadar bu tehdit midemizi kaldırsa da yaratıcılığından ötürü kendisini tebrik ediyor ve onunla herhangi bir sorunum olmadığını kamuoyuna duyurmak istiyorum, saygılarımı arz ediyorum. Yeşil'in son ve en büyük vukuatı Susurluk kazasıydı. Bu kazanın amacı belliydi. Devletin terörle olan mücadelesi sonucu karanlık ellerle yaptığı işbirliğini gösteriyordu bu kaza. Kaza dediğime bakmayın, zira kimilerine göre bir suikastti ve suikasti de Yeşil'e kitlemişlerdi. İşte 1996 yılında gerçekleşen bu olaydan sonra Yeşil ortadan kayboldu. Yeşil'le ilgili günümüzde hala birçok teori vardır. Kimileri öldürüldüğünü, kimileri hala yaşadığını ama yatalak halde olduğunu vurgulasa da olayın ne olduğunu kamuoyu hala bilmiyor. Yeşil neden ortadan kaybolmuştu? Tarih efsaneleşti. Efsaneler masal oldu. 26 yıl boyunca Yeşil sırra kadem bastı. Fakat insanlar tamahkardır. Yeşil'in de kendi iradesi vardı. Derinmiş, yokuşmuş, siyasilermiş, tetikçilermiş, mafyaymış, hükümetlermiş önemli değil. En önemli kural, yüce Türk milleti, demokrasi ve insan haklarıdır.